Ev yemekleri hakkında merak edilen her şeyi işletmeci ve girişimci Ayten Torun anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın da stüdyo konuğumuz işletmeci Ayten Torun. Hoş geldiniz Ayten Teşekkürler. Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel, teşekkürler. Sanki böyle yorulmuşsunuz, hayat koşturmacayla geçiyor der gibi bir ifade var yüzümüzde. Yok, tabii koşturmacamızdan yoruluyoruz ama daha iyiyiz çok şükür. Neler yapıyorsunuz mesela? Ev yemekleri yapıyoruz. Ama? Yöresel yemekler yapıyorum. Kendim karşı... Kendin mi yap... Yani kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendimiz yapıyoruz. İki arkadaş birlikte yapıyoruz. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Benim engelli bir kızım var. Ben gidip çalışamıyorum, onu kimseye emanet edemediğim için evde bir uğraşı olarak başladım. Yani evde yapıp... Ama bugüne kadar hani bir şey var mıydı size karşı, ne kadar güzel yemek yapıyorsunuz? Evet, tabii ki o her zaman vardı çevrem ve dostlarım tarafından. Belli olmuyor mu, şu tatlılığa bakar mısınız? Yani yemeği de tatlıdır yani. Her zaman vardı. Evet. Sürekli davetlerde yapıp yediriyordum. Onlar, daha doğrusu dostlarım tavsiye etti. Bunu neden maddiyata dökmüyorsunuz diye. Böyle başladık, sonra bir sayfa kurduk. Instagram'da bir sayfamız var. Hı hı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz. Yetişebiliyor musunuz peki? Yetişebildiğimiz kadar. Tabii ki yetişemediğimizde dostlarımızdan destek alıyoruz. Alıyorsunuz. Evet. Çünkü böyle toplu mesela misafir tabii gelen ki. Tabii, tabii. Yoğun siparişler olursa. O zaman dediğim gibi kişi sayımız çoğalıyor. Çok kişi yani çalışıyoruz. En lezzetli neyi yapıyorum diyorsunuz? Mantı. Oo. Aa, kaz demenizi beklerdim. Kars'ta değil mi? Hayır, Kayseri'liyim hocam. Kayseri'li mantı. Hocam bir canınız yaratacak. Yani canım vallahi kaz yok istedi yani. Yani. Küçük küçük mi? Kalsa da, küçük küçük. Ay. Küçük Kayseri mantısı. Mantının çok çeşidi varmış. Çok çeşidi ben var. Kayseri'de benim yedim oğlum da çok sever. Ama o da en küçüklerini seviyor. Kayseri mantısını seviyor. Ben mesela bir onun bir büyüğünü severim. Böyle ağzıma gelecek. Ya biz şu anda sayfamızda 3 çeşit yapıyoruz. Küçük, orta ve büyük. Aa, hem de o büyüğe kadar detaylı. Büyüğe İstanbul mantısı diyoruz. Arkadaşla beraber. Bir de onun börek gibi olanı var, sosyete mantısı. Evet, sosyete mi? Yağda onu da ben yaparım. Ben yani, ne zannetsiz çalışıyorum. Çok yiyoruz, yapıyoruz. Yapıyoruz. Sürekli yiyoruz. Elinize sağlık. Teşekkürler. Bu konuda benim şansım, ben Kayseri'den evliyim. Ne güzel. Benim bir kayınvalidem var. Ay. Onun üstüne. Hocam bunlar çok güzel de yoksa elektrik geri dönüyor sonra kilo olarak yani. Biliyorsunuz. Evet. Güzel yemekler. Kayseri mantısı kilo yapmıyor, buna inanın. Ama benim kilom Kayseri mantısından değil. Değil, hamur işlerinden. İstanbul mantısından. Evet. Evet, İstanbul'a yakaladım bak. Evet. Evet. İşli köftemiz var, sarmamız. Çeşitlerimiz çok. Yani kişiler sizden şu isteklerde bulunuyor. Yani şu 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 menüyü istiyoruz. Evet, aynen. Siz onu yapabiliyorsunuz. Evet. Genelde herhalde misafir geldiği zaman oluyor değil mi? Misafir geldiği zaman, okuldan çalışan bayanlar işten geldiğinde. Özel günlerde. Özel günlerde. Mesela her yere var mı? İstanbul var, içinde evet, herhalde var. Değil mi? Bunu İstanbul nasıl gönderiyorsunuz? Anadolu yakasında genelde gelip evden alıyorlar. Avrupa yakasına da belli günlerde eşim destek oluyor, götürüyor. Ben yapıyorum, eşim götürüyor. Çok güzel. Onun bir de ulaşımı var tabii ki dediğiniz gibi. Evet. Oradan alması var. Gelip sizden alıyorlar. Gelip bizden alıyorlar. Anadolu yakası öyle yapıyor. Evet, süper. Gerçekten engelli annelere bir evet, örnek davranış diyoruz. Çalışmak güzel şey. Yani gerçekten Ayten Hanım bir yol bulmuş. Tabii ki. Güzel bir yol bulmuş. Mideden geçiyor. Evet. Değil mi gerçekten? Mutluluğun sonu diyoruz. Evet. Zevkli bir şey. Diyoruz. Yani insanın yaptıkça aslında belki de bir şekilde kafanızdaki derdi tasayı unuttuğunuz, hayatın koşturmacasından uzaklaştığınız zaman dilimi evet, olmuş oluyor olabilir. Evet, çok doğru. Ben kızımla tabii ki problemler yaşıyoruz, zor oluyor. Kaç yaşında kızınız? 11 yaşında. 11 yaşında. Evet. Metin Sapancı da eğitim alıyor. Yani bunu ben ilk başladığımda çok... Tek çocuğunuz. Tek çocuğum. Çok yargılandım. Yani işte kızından zaman ayırıyorsun falan ama doktorlarımız bana aynen bunu dedi. Ama niye evde yapmıyor musun yap, zaten? Evde yapıyorum ama bu işi yap, depresyon hiçbir kesinlikle şey olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu sadece sizin kişisel bir savaşınız değil bence. Pek çok kişiye de buradan aslında evet, çok güzel mesajlar verilen bir örneksiniz bence dediğiniz gibi. Ki engelli annesi oluyor olmak çok büyük bir sorumluluk. Yani evet, zaten annelik zor bir durum. Ama aynı zamanda böyle özel bir durumda annelik yapıyor çok olmanız da ben sizi yani çok takdir ediyorum. Özel bir anne olmak gerçekten çok güzel. Onların varlığı yetiyor ve bizim ayaklarımızın üstünde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki.
Ne olursa yani böyle olsun. Dışarıdan diyorlar siz sakın, mutlaka derler yani konu komşu işte evet. Diyorlarmış ya size çocuğundan çalıyorsun. Çocuğunuzdan peki bu evin ekmeği nasıl dönüyor? O çocuğun özel bir tedavisi var. Belki ilaçları var. Yani herkesin hayat eğitimi koşturmacası var. Eğitimi var. Özel zaten. Yani normal bir çocuk bakmak zaten kolay değil o zamanda. Ya herkes diyebilir desin. Ben kendimden eminim ve içim çok rahat kızıma karşı. Ve daha güçlüyüm. Ben güçlü oldukça kızım benden tabii o gücü ki alıyor diye düşünüyorum. Sizi takdir ediyoruz. Hakikaten ayakta alkışlıyorum. Bir Kayserili olarak Tokat yaprağından sarma yapmanız da harika bir harika bir şey. Ay o da böyle küçük parmak. Yani değil evet, mi? Evet incecik yani. Sarma. Beklerim bir gün. Mantılar, dolmalar hocam bak şimdi heyecanlandım. Değil mi yani? Beklerim ne zaman isterseniz. Ay ne güzel. Teşekkür ederiz efendim. Biz her saat açız yani. Biz her zaman beklerim. Biz ekip olarak yemeği çok severiz. Yani. Her zaman beklerim. Kızımı görürsünüz değil mi? Arkadaşım da öyle beraber yapıyorum. O şu anda gelemedi ama onun da desteği çok. O çalışıyor mu? Yani hayır, o da ev hanımı. Beraber yapıyoruz. Yöreselde en iyi olduğunuz şeyler ne? Ya bize bir menü saysanız da öyle. Yöreselde Kayseri mantısı, içli köftemiz. İçli köfte bu Mardin'in yaptığı gibi mi? Evet, aynen. Zaten her ürünü kendi yöresine göre yapıyorum. Malzemeler de yörelerden geliyor. Ben asla gidip markete baharat almış değilim. Nereden geliyor mesela onlar? Mesela Kayseri'de toz biberim oluyor. Kendi teyzem toz biberini bahçeden yapıyor ve ben ondan alıyorum. Zırgalan'da mı yapıyor? Evet. Evet bak biliyorum ama yani. Ne o ne o? Zırgalan toz biberi. Çok meşhurdu. Hocam getirmediniz hiçbir. Ya, nasıl hakikaten. Bir şey acı mı? Yok acı değil. İki çeşit yani, acısı çok tatlıdır tatlısı ama. Da var. Ama hakikaten biberi. Kırmızı. Paprika gibi mi? Bizim yani, benim deyimimle acaba ondan bahsediyoruz. Ya, evet kırmızı ama tatlı bir kırmızı. Bunlar tamam. Elleriyle boya değil. Yapıyorlar. Yakmayan. Tabii yakmayın. Ben çocuklar çok rahat yiyebiliyoruz herhalde. Ben de patatesle serperim çünkü onu da. Yakan da var. Ha, acı yani olur. Özel acılı sevenler için. Bunu hocam, elleriyle üretiyorlar. Inşallah. Tamam inşallah not alıyoruz. Tüm biberimiz, tüm baharatlarım öyle hocam. Sirkemizi mesela arkadaşım yapıyor. Başka Mardin'den ne getiriyorsunuz örneğin? Mardin'den sadece içli köftenin bulgurunu falan getiriyoruz. Diğerleri genelde Kayseri ve Samsun. Onu oradan tanıdıklarınızdan mı sağlıyorsunuz? Evet tanıdıklarımızdan. Baklava için arkadaşım elleriyle topluyor. Ne? Hayır. Ciddi misiniz? Fındıkları elleriyle topluyor arkadaşım Hanife Hanım. Fındıkları getiriyor, onlarla baklava yapıp müşterilerimize veriyoruz. Ay ellerine sağlık. Ay, Hanife Hanım'ın yani. Olsun. Hakikaten. Aman, örneğin Urfa'dan ne getiriyorsunuz? Ya hocam biz şöyle söyleyeyim, yaptığımız içli köftenin etini bile memleketten getiriyoruz. Marketten, Allah. Kasaptan hiçbir şey kullanmıyoruz. Çok güzel işte bunları söyleyeyim evet ama ya gerçekten. Evet ya sirkemizi kendimiz yani yapıyoruz. Yaprağı yani Tokat'tan getiriyorsunuz. Yaprağı Tokat'tan getirmedim hocam. Lütfen ama ya. Teyzemin kendi bahçesinden ha, Tokat'tan geliyor. Ya bahçeden geliyormuş ama. Bahçeden evet. Geliyor. Bizim Tokat'ımızın da yaprağı meşhur yani. Tabii yani. Ki memleketimizin her şeyi çok güzel ama. Hani böyle damarsız damarsız böyle çok güzel. Ya. Onun da sert olursa zaten damarı sert benzemez. Evet. Ay ne güzel. Harika. Elinize her şeyi tatlılar yapıyoruz. Da başka ne var? Tatlılar tüm tatlılardan yapıyoruz ama en çok giden baklava türümüz. Özlem beğendi yok değil mi? Vallahi hanımefendi öyle bir anlattı ki bir anda bir ya ben zaten ev yapımı şeylere karşı normalde iştahım olmamasına rağmen bir heyecan duyan bir insanım şu anda öyle oldu. Sadece heyecan duyuyor zaten. Yemin sadece heyecan. 34 bedene düştü. Uzaktan uzağa heyecan duyuyorum o kadar yani. Evet. Ne güzel. Sizi gerçekten destekliyoruz ve ayakta alkışlıyoruz. Çok sağ olun. İnşallah aslında belki de bunu büyütürsünüz. Var mı İnşallah. Hayaliniz? Belki restoran açarsınız. Bu bereketli olacak bence. İnşallah. İster yani misiniz yarın, öyle bir şey? Şu anda öyle değil ama ben basamakları yavaş yavaş ve sağlam sağlam ne kadar zaman istiyorum. Oldu şu? 2 yıl oldu. Oo, 2 yıl. İyi. Evet ama dediğimiz gibi arkadaşımla çok yavaş ilerliyoruz. Şimdi 2 kişi nasıl yetişeceksiniz zaten yavaş sağlam yavaş. Çıkalım ama şu anda öyle değiliz. Şu anda sarma için, diğer şeyler için yan arkadaşlarımızdan destek alıp onlar da kazanmaya başladı. Şimdi Kayserili olmanız bana çok ciddi ümit verdi öncelikle. Teşekkür onu söyleyeyim. Ederim, çok sağ olun. Ama Tokat yaprağını lütfen tercih edin. Tamam deneyeceğim hocam evet, sizden için. Kesinlikle yani. Evet, bu kadar her şeyi Mardin'den etler, pul biberler tabii gelince yani. Tokat'tan dediniz yaprak tabii olsun. Yani. Tabii yani. Ama o da bir bahçeden galiba toplanıyormuş. Evet tabii özel bahçeden. O da. Evet. Domatesimiz, her şeyimiz, salçamızı kendimiz yapıyoruz. Özel üretiyorsunuz. Özel üretiyoruz. Mesela ben bugün arasam sizi, desem ki akşama 8 kişilik yemeğe misafirim gelecek. Hemen akşama yetişir mi? Olmaz. Ya öğle saatinde ararsanız akşama yetiştiririz tabii. Ay peki nasıl? Onlar evde hazır o zaman şeyle tabii malzemeleri. Tabii ki birçoğu difrizde hazır. Mantımız, köftemiz, sarmamız zaten hazır bekliyor. Zaten kendi yapmaları olduğu için difriz doludur. Evet dolu hocam. Yani. Yani sizin
Tabii ki börekler için bir gün önceden istiyoruz. Çünkü börekleri hazır bekletiyoruz. Hamurunu da siz açıyorsunuz. Tabii biz açıyoruz. Hmm. Hazır yufka kullanmıyoruz. Ben örneğin mantı yerken eti hissetmeyi seviyorum. Ya, bak ben de demin onu dedim. Küçük küçüklerde hissedemiyorsun. Çok küçüklerde. Bizim yaptığımızda gerçekten hissedersiniz. Onun çünkü kıymasından az koyuyorlar küçük olduğu için. Siz şöyle söyleyeyim. Evet küçük gözüküyor ama çok güzel et gidiyor yani. Büyükle aynı ebatta oluyor neredeyse bizimkiler. Hocam deneyelim. Deneyelim. Bir, tavsiye bir ederim. Çaya geldik diyeyim ama mantı da yiyelim yani. Evet. Ne zaman isterseniz. Ellerinize sağlık. Şimdiden teşekkür ediyoruz efendim. Ayten Torun bugün çok güzel. Çok güzel bir örnek. Evet. İyi ki tanıdık sizi. Hayatta her şey istediğiniz gibi olsun. Güzel kızınız da bizim için öpün lütfen. Teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. İyi ki varsın. Tumuzu ile devam ediyor. Bakalım sıradaki konumuz kimmiş?